Saros'una dokunma. Saros'a liman istemiyoruz. Saros'a adalet için Saros'uma dokunma mitingi Keşan Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleşti. Türkiye'nin birçok yerinden çevre derneği ve sivil toplum kuruluşlarıyla vatandaşların destek verdiği mitingde binlerce kişi açtıkları pankart ve ellerinde taşıdıkları dövizlerle Saros için bir araya geldi. Keşan Kent Konseyi Başkanı Hasan Karagöz, mitingde yaptığı konuşmada Saros Körfezi'nin dünyanın en güzel yerlerinden biri olduğunu söyleyerek bu cenneti cehenneme çevirmeyin dedik ama sesimizi duyuramadık dedi. Saros Körfezi dünyanın en özel ve en güzel yerlerinden bir tanesidir. Saros Körfezi akvaryumdur. Saros Körfezi mavisiyle, berrak suyuyla, altın kumuyla ve kıyılarındaki yeşiliyle yeryüzünün bizi Avrupa pazarlarına bir değere, bir güzelliğe sahiptir. Bu konuda sesimizi duyuramadık. Kulaklar sağır, gözler kör oldu adeta. İlk chat süreci 19 Temmuz 2018 yılında Sazlıdere köyünde 25 kişilik köy kahvesinde yapılmak istendi. Ancak Saros gönülleri 1500'ün üzerinde insan burayı işgal etti ve ertelemek zorunda kaldılar. Ertelenen toplantı sonrası Saros sahilleri Trakya genelinde 45 bin ıslak imza toplandı. Saros'una dokunma. Saros'a liman istemiyoruz. Bu cennet parçayı cehenneme çevirmeyin. Dedik ama duyuramadık. 3 yıldır arkadaşlar, 3 yıl şu ana kadar Keşan ve çevresinde, Trakya'da, Saros sahillerinde bu liman buraya yapılmalıdır. Alevi bir şekilde haykıran bir tek yurttaşımıza rastlamadık ya. Buna rağmen sesimiz duyulmuyor. Sanatçı Haluk Levent miting alanında verdiği konserinde şarkılarını Saros için söyledi. Levent, Saros için verilen mücadelenin bir yaşam mücadelesi olduğunu söyleyerek, yok olan sadece deniz değil, biziz dedi. Beni biraz anlasana. Çalmadı yine telefonla aşırım sanmıştım.